Merhaba arkadaşlar. Burada soruları cevaplamıştık. Burada da cevaplar verilmiş. Biz soru soracağız. Alıştırmalar gayet güzel ya. Hani bunları sürekli de yazarak çalışıyorsunuz özellikle. Böyle aşama aşama temeli düzgün atarak öğrenirsiniz. Şimdi bir bakalım soru tipi nasıl? Bu soru tiplerini soracağız ama. Nişiye, hanzı, buşiye. Bu şuradaki gibi değil. Burada ne vardı? Ni çübüçü inha. Sen bankaya gidiyor musun? Yani oradaki soru tipi olsaydı ne olurdu? Nişiye bu şiye hanzı. Sen Çince karakter yazıyor musun? Bizim burada farklı bir yes no. Hani evet hayır soru tipiydi. Cümleyi yazıyoruz sonra fiilin olumsuzluğunu buraya ekliyoruz. Nişiye hanzı sen Çince karakter yazıyorsun. Bu şiye yani yazıyor musun? Oluyordu. Sonra yine cevap aynı buradakiyle. Wabushi Hanzı. Ben Çince karakter yazmıyorum veya evet yani yazıyorum da diyebilirsin. Wabushi Hanzı da diyebilirsin. Orayı anladık. Şimdi bakalım cevabımız ne? Cishu Wadı Bınzı. Bu benim. Wadı benim. Bınzı ne? Not defteri. Defter diyebiliriz. Bu benim defterim. Ne diyeceğiz? Bu senin defterin mi? Yani evet hayır sorusu olacak. İlk önce yine Cishu. Şimdi would diye cevap verdik. O zaman ne olacak? Need diyeceğiz. Need, bınzı. Sonra şu bizim buradaki fiilimiz. Bu şu diye de ekleyeceğiz. Bakalım. Bu şu need bınzı. Bu şu. Bu senin defterin mi? Buraya bakalım. Watch Şişoce. Şişoce neydi? Lobo. Ben lobo'ya gidiyorum. Ne diyeceğiz? Sen lobo'ya gidiyor musun? Ni fiilimiz de burada. Çü. Şişoce. Mi çü şişoce. Bu çü. Sen bu işte lobo'ya gidiyorsun. Sonra bu çü ekledik. Ne oldu? Evet hayır sorusu. Sen lobo'ya gidiyor musun? Buraya bakalım. Voya cha. Cha neydi? Çay. Ben çay istiyorum. Sen ne diyeceğiz o zaman? Sen çay istiyor musun? Ni ya cha. Yani ilk önce normal cümleyi olumlu bir şekilde yazıyor. Ni ya cha. Sen çay istiyorsun. Sonra fiilimiz ne? Ya. Onu başına bu getireceğiz. Yo olursa da menyo olacak tabii ki de. Niya cha bu ya. Sen çay istiyor musun? Oldu. Womai bu neydi? Bingjilin. Dondurma. Ben dondurma alırım. Sen ne diyeceğiz o zaman? Sen dondurma alır mısın? Ni mai bingjilin. Şey değil mi? 3. Bir dakika. Orayı yanlış yapmışım. Bir de Bingjilin de dondurma arkadaşlar. Bingjilin de. Burası Çi. Ne diyecektik? Nimay. My Bingjilin. İkincisi. Bingjilin. Sen dondurma alıyorsun. Sonra fiilimiz de burada my. Ne ekliyoruz? Bu my. Sen dondurma alır mısın? Alıyor musun? Bingqilin. Cha. Sonra Shishouji. Bınzı. Bu soru tipinde anladık. Tamam, devamı gelecek. Yani şurayı bir silip burayı geçelim. Şimdi burada ne var? Ta buhu. Bu neydi? Cidan. Tavuk yumurtası. Tang da çorba. Yani tavuk yumurtası çorbası. Bunu da resmini göstermiştim. İşte o tavuk yumurta çorbası içmez. Biz ne diyeceğiz? Öznemiz de burada o. Yani o içer mi? Ta hı cidan tang. O zaman bunu uzatarak yazalım. Cidan
Dördüncü. Ta ve Didem tam fiilimizde hı, o yüzden olumsuzluğunu yazacağız. Bu hı. 3. Tahı Ciden tam bıhı. O tavuk yumurtası çorbası içer mi? Buraya bakalım. Wobu my guanpan. Guanpan neydi? DVD. Ben DVD almam. O zaman ne diyeceğiz? Sen DVD yani CD alır mısın? Ni my guanpan. Sonra fiilimizdeydi. My. My. Sonra ne yapacağız? Bu my. Ekliyoruz. Ni mai guangpang bu mai. Sen DVD alır mısın? Wo yo shouji. Shouji ne? Cep telefonu. Benim cep telefonum var. O zaman ne diyeceğiz? Senin cep telefonun var mı? Ni yo shouji. 4. Sonra bu yo değil. Mei yo. Ni yo shouji mei yo. Senin cep telefonun var mı? Wo de shouji bushin. Benim telefonum, cep telefonum yeni değil. O zaman ne diyeceğiz? Senin cep telefonun yeni mi? Ni de shouji shin. Bundan sonra bir neyseğimiz yok burada. Sonra bushin ekleyeceğiz. Yani shin bushin. Bushin değil. Tamam. Neydi Shoji? Shin Bushin. Senin cep telefonun yeni mi? Wo de Shoji? Bushin. Benim cep telefonum yeni değil. Bu kısımda burada bitti arkadaşlar. Anlamadığınız yerleri yorumlara yazın. Orada da cevaplamaya çalışırım. Haydi kendinize iyi bakın. Bay bay.